Herkese selamlar, merhabalar, değerli dostlarım. Sıla yolundan sizlere bazı söylemek istediğim hususlar var. Yola çıkmadan önce Türkiye'ye, yani ana vatana, gurbetçi kardeşlerimize söylemek istediğim bazı şeyler var. Yollarda dikkat etsinler bunlara. Zira ben her sene Türkiye'ye gittiğim için, tek başıma da gittiğim için o kadar profesyonel oldum ki, yani gözümü bağlasanız bir ülkeye, hani o ülkede girmiş olduğumuz kasislerde veyahut da dışarı çıkarttığım nefes aldığım havadan hangi ülkede olduğumu bilebilecek bir aşamaya geldim neredeyse. O kadar, hani senede 2-3 kez gidiyorum ki artık iyice ezberledim. Şimdi size söylemek istediğim bazı şeyler var. Bakın, Türkiye'ye giderken tasarruf eden kişiler üzerinden konuşayım biraz önce. Birincisi, hem tasarruf hem de milliyetçilik. Bak, milliyetçi olarak şunu söyleyeyim ilk başta. Arkadaşlar, buradan Almanya'dan, Almanya üzeri gidenleri söyleyeyim. Almanya'dan gitmeden önce tankınızı full doldurun Almanya'dan. Arabanız 700-800 kilometre gider. Yani 1000 kilometre de gidiyor da 700-800 garanti gider. 700-800 kilometre Avusturya Wien üzerinden, bakın Avusturya Wien Macar üzerinden giderseniz bunu tavsiye ederim. Aslında benim için iyi değil herkesin oraya gitmesi de, şu yönden ben oradan gidiyorum hep. 100 kilometre biraz yol uzuyor ama Sırbistan'a varıncaya kadar hiç gümrük görmüyorsun. Hatta Macar'a giriyorsun, Macar'a çıkıyorsun, gümrük yok. Direkt Sırp'a girerken gümrük var. Eğer Slovenya üzerinden giderseniz, Slovenya'ya geçtikten sonra bakın, Hırvat'a giriyorsunuz, gümrük var. Hırvat'a çıkıyorsunuz, gümrük var. Sırp'a giriyorsunuz, gümrük var. Yani Hırvat Avrupa'ya alındı. Yani Avrupa Birliği'ne, ama sınırlar hala kaldırılmadı. Para birimi de ayrı. Ve ayrıyetten bakın, Slovenya'nın vinyetesi 35 euro falan civarı. Bir de tüneller var. 2-3 tane 11 euro, 7 euro, 4 euro. Buna benzer bir de oradan geliyor ekstra. Ödemeniz gereken, Slovenya üzeri gidenlere söylüyorum. Ve bir de 30-40 euro civarı da fazla paranız Hırvat'ta gidiyor. Hırvat otobanına. Ama eğer Macar otobanından giderseniz sadece 15 euro, 16 euro civarı internetten online alırsanız, PayPal üzeri alırsanız vinyeteyi, Ungarn Macar vinyetesini bir aylık. Bir kere vinyet ödüyorsun, sınır gümrük yok. Sırba girene kadar hiçbir şey görmüyorsunuz. Transit. Zaten biliyorsunuz, Türkiye'ye gidenler sınırda çektikleri zulümü, çileyi anlatmama gerek yok, biliyorsunuz. Çünkü bu sene herhalde galiba koronavirüsten dolayı fazla herhalde kalabalık olmaz, ama olsun. Yine de bildireyim ben. Şimdi arkadaşlar, şimdi başa dönersek, deponuzu Almanya'da full dolduruyorsunuz. Bakın, full doldurun. Avusturya Wien'e gelene kadar bir yerden almayın. Otobandan mazot almayın. Avusturya Wien'e geldiğiniz zaman orada rafineri var. En ucuz mazot orada. Hemen otobandan 5 kilometre, yani 10 kilometre çıkın. İnternetler zaten bedava. Orada internetten bir benzinlik istasyonu app'i indirirseniz hemen Christ 10 kilometre ucuz verdiğiniz zaman en ucuzu veriyor. Orada 95-93 sente, 90 sente orada arabanızı full doldurabilirsiniz. Otobanda 1,50. Bakın, arada 50 sent, 60 sent var. 1,50 ile yani litrede bu kadar. Siz 50 litre, 60 litre alırsanız 20-30 euro zararınız var. 5 kilometre öteden alırsanız. Otobandan çıkın, geri otobana girin. Zor değil arkadaşlar. İkincisi, bunu söyledim. Oradan da bir doldurdunuz full, o sizi ta Niş'e kadar götürür. Yani Niş, Sırbistan'ın çıkışı, son şehri, şeye girerken, Bulgar'a girerken neredeyse. Bulgar'a girmeden bakın, Sırp'ta arabanızı full doldurun. Sırp'ta. Sırplar bize, biliyorsunuz, bu aralar yakın, samimi davranıyor. Orada bizim memurlarımız da şu an görev yapıyor. Bulgarlar çok köpeklik yapıyorlar bakın. Orada gümrükte bizi bekletiyorlar. İçeri sokmuyorlar. Yani gümrükte çok bekliyorsun ya, yorulasın. Orada sıra bekleyesin, zaman kaybetesin 8-10 saat. Orada o yorgunluktan sonra Bulgar'ın içine girdiğin andan itibaren arabayı süreme. Orada süremeyince, hani gücün kuvvetin kalmayınca uyuman istiyor. Otele git, orada restoranda yemeğini ye, alışverişini yap diye, para bırak ülkesine diye. Mahsus ülkesine sizi girdirmiyorlar ki ne? Girmeden önce seni yoruyorlar, bitiriyorlar. Yorgun, öyle bitiyorsun ki ne? Girdiğin zaman orada masraf edesin diye. Para, restoran, tuvalet, her yere git, para öde diye. Otelde kal diye. Şimdi bu da biraz siyasiydi ama olsun, yine de söyleyeyim. Onlara karşı bakın duyarlı olun. Bulgar'ın mazı ucuz, şudur budur, iyidir, kalitelidir, Avrupa'dır falan filan diye düşünmeyin. Sakın ha, o Bulgarlardan almayın, bakın size söyleyeyim. Sakın ha. Sırp'ta bak, Niş'te dedim. Niş'e kadar devam gidin. Avusturya Wien'den aldığınız mazot 600-700 kilometre sonra size Niş geliyor. 700-750 kilometre. Niş'te bir doldurun. Yani tam Bulgar'a girmeden önce.
bir doldurun, o mazot sizi Edirne'ye kadar götürür. Edirne Kapıkule'den girdiğiniz zaman hemen girdiğiniz orada Shell'de doldurabilirsiniz. Doldurun kardeşim 400-500 milyonluk mazotunuzu Edirne'den, hemen Türkiye'ye paranız nasip olsun. Öyle bazıları daha Türkiye'ye girmeden Bulgar'ın mazotu iyi diye dolduruyor, Türkiye'ye Bulgar'ın mazotuyla giriyor. Kardeşim bütün vergini, algını, her şeyini sen Bulgar'a verdin ya, bırak da Türkiye'ye ver. Ha ben söyleyeyim, neyse devam edelim. Türkiye'den alın arkadaşlar mazotunuzu, kendinizi böyle ayarlayın, milliyetçi olun bir. İkincisi, yolda kesinlikle para bozdurmayın ve onların parasını almayın ve nakit orada ödemeyin euro olarak. Çünkü niye derseniz, bakın euroyu çok ucuz bozuyorlar. Bir, kendi paralarına çevirirken bir kazık atıyorlar. Mazotu pahalı satıyorlar, ikinci kazık atıyorlar. İki kere durduk yere kazık yemeyin. Yani ne yapın? Karttan ödeyin. Normal kartınızdan. Kartınızdan çektirin. Onların o Merkez Bankası'nın kurlarıyla Almanya'dan, sizin Avrupa'dan hesabınızdan çeker. Bir kere bozdurursunuz. Bozdurduğunuz miktardan bir kere kazık yiyin. İki kere durduk yere kazık yemeyin. Ben size bunu da söyleyeyim. Karttan ödeyin alacağınız mazotlarda. Başka ne diyeyim? Ha, yanınızda bozuk para bulundurun. 3 euro, 5 euro, 2 euro bazen lazım oluyor. Şeylerde hani... dezenfektan parası ödüyorsunuz veyahut da Sırp'ta birkaç euro ara sıra bazen oralarda ufak yollarda öyle ödemeniz gerekiyor. Bozuk olmayınca onda da bozuk olmayınca para üstünü kendi parası çeviriyor. Dinar, dirhem ondan veriyor veyahut da vermiyor. Bir şeyler oluyor. Bazen rüşvet alması gerekiyor. Polis bir şeyler yapıyor. Hani bazen oluyor böyle 5 lira 10 lira. Aradan hani böyle sebebiyetler olduğunda büyük paranız yanınızda olmasın. 5 lira 10 lira yanınızda 50-100 euro bulundurun. 5-10 euro yani küçük paralardan. Onu da söyledik. Yani o da önemli bir şey. Başka Macaristan'dan hani giderseniz dedik az gümrük görüyorsunuz. Biraz kilometre uzuyor ama. Başka ne söylememiz gerek sizlere arkadaşlar? Ha, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle ıssız bir yerlerde uyumayın. Girdiğiniz hani çok uykun mu geldi? Dayanamıyor musun? Süremiyor musun? Yedek şoför de mi yok? İdare et. Bir tane benzinlik, yani benzinlik bul. Benzinliklere bak kardeşim. Bir sürü orada OMV var. Bazen MOL oluyor. Bazen SOL oluyor. Bir şeyler oluyor. Oralarda bakın diğer yabancı, yani diğer yabancı gruplar var mı? Almancı arabalar. Bakın kalabalık mı? Orası yani aktif bir yer mi? Yoksa ıssız mı? Tek başına benzinlik mi? Kimse yok mu? Böyle karanlıkta ıssız bir yerlerde veyahut da öyle hani çıkışlar, cepler falan oluyor. Kimsenin arabanın olmadığı bir yerler. Oralarda sakın uyumayın arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Karanlıkta falan asla uyumayın. Arabadan bile inmenize gerek yok. İnmeyin. Anında etrafınızı 5-6 kişi sarar çevirir. Ne olduğunuzu anlayamazsınız bile. Kesinlikle uyurken gelir adam arabanı ufak kirkoyla arabanı kaldır havaya. Tekerini söker. Yani sökmesine bile gerek yok. Kirkoyla kaldırsa araban yürümez. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Ben size söyleyeyim. Kesinlikle böyle aktif olan benzinliklerde uyuyun. Böyle kamera altlarında, ışıklı alanlarda uyurken camınızı az açarsınız. Az sağdan soldan artık açıp uyursunuz. Tamamen açmayın. Hırsızlık olayı olmasın diye. Eğer mümkünse bir kişi, iki kişi, şoförler arabada uyur. Diğer kişiler ses yapmasın diye çoluk çocuk dışarıda gezebilir. Yani o uyuduğu süreç içerisinde. Buna da dikkat edin. Bu da çok önemli. Çünkü soyulmanız açısından, can güvenliğiniz açısından şunu da söyleyeyim, bak sıra sıra aklıma geldikçe söylüyorum. Avrupa'dan çıkanlar genellikle şöyle yaparsa daha iyi olur. Buradan Almanya Münih'den çıktığınızı düşünürsek ya da Münih'e ayarlayın o zaman. Münih civarına akşam böyle 5-6 saatlerine denk getirin, bak akşam üzeri. Çünkü niye derseniz, bütün gece arabayı süreceğiniz için, gece akşam 5'ten sabah 6'ya kadar arabayı süreceğiniz için Sırp ve Bulgar'ı gündüze denk getirin. Gece değil, bak gündüze denk getirin. Orada gündüz olsun. Uykun da olsa gündüz gözüyle uyu. Sen buradan sabah erkenden çıkarsan akşam orada olursun. Akşam gece 12'de 1'de mecbur uyuman gerekirse orada yolu kenarında karanlıkta uyuyacaksın. Sırp ve Bulgar'da tekerin bile patlasa bazen insanları tadilat var, yol çalışması var deyip yoldan ayırıyorlar. Öyle ayrıldığınız zaman bakın arkanızdan, önünüzden gelen gidenlere yabancı plakalar var mı? O yüzden öyle tarlalara, neye, öyle sapa yerlere girmeyin. Soygunculuk falan artık şu anda fazla kalmadı ama yine de dikkat edin bunlara. Bu da çok önemli. Başka nelere dikkat edeceksiniz? Başka neler? Ha, kesinlikle 10.000 euro üzeri kişi başı para götürmeyin. Sırp çok şiddetli bir şekilde arama yapıyor. Hem büyük cezası var hem de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bir yere gittiğiniz zaman parayı bankadan bir yerden çektiğiniz zaman onu bildirin. Onun vergisi, kesintisi bir şeyi yokmuş. Sadece benim üzerimde şu kadar para var diye gidin TOL'a söyleyin. Ben bu kadar para götüreceğim. Para da benim, bakın bankadan çektim deyin. Onlar da vergisi algısı yok. Bildirdiğin için, belgen olduğu için transit geçebiliyorsun kardeşim. 30-40-50 ne götürürsen götür. 5 milyon euro Sırp şu anda el koymuş bu sene içerisinde. 5 milyon euro koronavirüs sebebiyle ekonomileri sıkışıklık altında, Türklerin sayesinde düzeltmesinler. Onu da söyleyeyim size, para götürenler için.
Başka nelere dikkat edeceksiniz arkadaşlar? Yani her bir çalışma yapmadan hani ilk videomu atıyorum. Daha detaylı çalışmalar yapıp eğer takip ederseniz beni daha önemli videolar size atacağım. Dikkat edin diye. Ha şunları da söyleyeyim. Ungarın vinyettesini online internetten alın. Plakanızı düzgünce girin. Paypal'dan ödeme yapabilirsiniz. İki tane site var. Google'a yazın Ungarın vinyette diye. Oraya çıkıyor. Ticket Sol diye mi? Ticket bir iki firma var. Önemli zaten. En önde çıkar. Bakarsanız ismini tam bilmiyorum. Girin ona. Bakın birisi 15 euro çıkar. Birisi 17 euro çıkar. Ucuz olanı alabilirsiniz oradan. Paypal olarak ödedikten sonra sayfanızı, resmini, ekranı çekin telefondan. Onu bastırın. Ausdruck'un yapın. Yanınızda bir tane bulunsun. Bir aylık alabiliyorsunuz. İsterseniz 15 euro bir aylık. Ungarın vinyetesi çok hesaplı. Avusturya'yı zaten biliyorsunuz 9-10 euro civarı, onu o 7 günlük alabilirsiniz. Şeyde de Bulgaristan vinyetesinde bakın dikkat edin, onu kesinlikle internetten aldığınız zaman onu bastırın. Elinizde bilgi, bevaiz olsun. Çünkü Bulgaristan'da memurlar sorun yapabiliyorlar. Elinizde kağıt olursa bir şey demiyorlar. İnternetten online göstermenizi bazen kabul etmiyorlar. Modern değiller. Onlar Avrupalı olmamışlar. E-mail'di şu budur. Hani bizim Türkiye'nin eski kafasından gidiyorlar. Elinde kağıt olacak kardeşim. Elle yazma da olmayacak. Bilgisayardan bastırılmış olacak böyle. Onu da söylemiş olduk. Şimdi Bulgaristan'da şunu dikkat edin arkadaşlar. Bulgaristan'da hafta sonu vinyetesi var. 5.80 falan. Sadece cuma, cumartesi, pazar. Pazar günü gece saat 3'e kadar geçerli bakın. Cumartesi, pazar günü. Hafta sonu vinyetesi alabilirsiniz 5.80. Boşu boşuna 10-15 euro ödemeyin bakın oraya. Hafta sonu giderken 5.80 alın, gelirken 5.80 alın. Onu da internetten Paypal, aynı site üzerinden ödeyebilirsiniz. Bu Paypal'dan almak çok kolay. Eğer ki aklınıza takılan bir soru olursa yorumlara yazın. Ben size cevaplarım herhangi bir sorunla karşılaşırsanız. Çünkü aklıma gelenleri sadece söylüyorum. Başka ne diyeceğim? Size ne söyleyeyim? Söylemek istediğim. Navigasyonlara uyarsanız bazen navigasyonlar şaşırıyor. Navigasyonlar o kadar şey değil. Başka da arkadaşlar. Başka da söylemek istediğim. Hayırlı yolculuklar dileyim. Dikkatli gidin, dikkatli gelin. Gereksiz hız yapmayın, havalara girmeyin. Yani en fazla 140 biliyorsunuz. 140'ı da asla geçmeyin. Belli bir müddet sonra insan yoruluyor zaten, 140'ı geçemiyor. Yani ailenizi düşünün. Sevdiklerinizi düşünün. Arabam güçlü, kuvvetli diye bastırıp gitmeyin. Yani 140'ı geçmeyin. Önemli. Cezalar ağır. Hele bakın sırpa girdikten sonra, ilk sırpa giri girmez, ilk girdiğiniz ilk 5 kilometrede, bakın ilk 5 kilometrede kesin lazerle orada kontrol ediyor. Kesinlikle lazer var bakın. Lazer, o lazerden girdiğiniz zaman lazer çekiyor, ileride sizi çevirme alıyorlar, çok ağır ceza ödersiniz. İlk sırpa giri girmez bir 5-10 kilometre garanti, dikkat edin. İlk girdiğiniz anda bir ceza işlem yemeyin bakın, çok önemli. İlk girdiğiniz anda bir 120'lik yolda bir böyle Almancılar o kadar sırada bekleyince tabi sıkılıyorlar. Sıkıldıkları için giri girmez sırpa bastırıyorlar. Bastırınca hemen lazerle çekiyor, 500 metreden çekiyorlar biliyorsunuz. O lazer radarlar sabit değil. Oradan bir ceza yemeyin, o çok önemli. İlk girdiğiniz 10-20 kilometre dikkatli gidin. Yani iyice şehrin içine alışana kadar. Bir de başka ne diyeyim? Ha, telefonunuza Blitz.de bir program var. İndirin onu. İnternetiniz olduğu zaman bütün o sabit radarların hepsini çekiyor, gösteriyor. Avusturya'da genellikle çok önemli. Bütün tünellerden de her yerde radar var. O Blitz.de'yi açın, aktif hale getirin. Yollarda onu kullanın. Bakın o Blitz.de'yi kullanın, ceza yemeyin. Bulgar'da bile biliyor, Türkiye'de bile biliyor nerede radarlar var hepsini. Radarlarda yani gereksiz yere yakalanıp da ceza ödemeyin. Bir de Macaristan'dan vinyeteyi alırken plakayı çok dikkatli girmeniz lazım. Plakada harfin tekini yanlış girdiğiniz anda 300-400 euro cezası geliyor. Onu da unutmayın. Ungarın'da. O da çok önemli. Yani Ungarın'dan gitmenizi tavsiye ediyorum. Bu sene gidin ama başka zamanlarda fazla gitmeyin. Kalabalık olmasın. Biz geçemiyoruz o zaman yani çok fazla. Çünkü Slovenya'da yol 100 kilometre kısa ama orada da ekstra gümrük geçiyorsun. Ve 2 tane 3 tane ülkeye ekstradan vinyete parası ödüyorsun. Neredeyse 50-60 öyle tek bir girişte fark ediyor. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı yolculuklar, iyi tatiller. Sağlıkla gidin, sağlıkla gelin. Ve kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.